Zenginlikle ilgili veya bütün konularla ilgili 12 farklı done vardır hocam. 12 farklı done. Bunlardan 7 tanesini gördüğünüzde o iş tamamdır. O kişi ona ulaşır. 5 tanesini gördüğünüzde bir çentik atacaksınız. Mesela diyelim ki neye bakıyoruz? Bu kişi zengin olur mu, olmaz mı? Birinci özellik mesela gözlerinin içindeki renkli alanın beyaz alandan daha büyük olması. Bu zenginlikle ilgili bir alamettir. İkincisi alnın geniş olması. Yani biz buna birinci bölgenin etkin olması diyoruz. Hı hı. İkincisi ikinci bölgenin de etkin olması. Mesela sizde bu söylediğim özelliklerin üçü de var. Yüzünüzde birinci ve ikinci bölge etkin. Yani güçlü bir burun, güçlü bir kulak yapısı, kaşlar güçlü. Bu tuttuğunu koparan demek. Elmacık kemikleri zaten dominant, baskın bir karaktersiniz. İkinci bölge etkin, birinci bölgede etkin. Alın geniş, saçlar biraz geriden başlıyor. Evet, dik. Şuradan bakayım kendime. Evet. Detay, titizci, yani hiçbir ayrıntıyı evet, gözden evet, kaçırmaz, entelektüel. Bu beni çok yoruyor bazen. Yani şöyle, kaşlarınız, mesela şu kaş mesafesini biz şöyle ölçüyoruz hocam. Parmağınızı buraya koyuyorsunuz. Hı-hı. Buraya koyduğunuzda eğer parmağınız kaşlarınıza değiyorsa bakış açınız dar demektir. Sizinki biraz geniş. Eğer kaşlarınız dar olsaydı siz girdiğiniz işlerde muvaffak olamazdınız. Çünkü hem çok detaycısınız hem bakış açınız dar. Bütünü kaçırırdınız, detaylarda boğulurdunuz. Şimdi siz bütünü yakalayabiliyorsunuz. Zaten bütünü yakaladığınız için yani sizde kreatif düşünce de var. Farklı bilgileri bir araya getirip bilgi oluşturma. O kaşlarınızdan görüyorum. Mesela şuralar üçgen şeklinde. Bu aynı zamanda zeka demek. Evet. O farklı bilgileri bir araya getirip bilgi oluşturduğunuzu gösteriyor. O olmasaydı zaten emin olun yaptığınız hiçbir şeyi devam ettiremezdiniz. Şimdi burada devamlılık çok önemli. Yani evet. Bir yerlere gelebilirsiniz herhangi bir şekilde. Önemli olan orada kalabilmek, devam ettirebilmek. Peki hocam ilk buluşmada çiftler neye dikkat etsin mesela? Bir kadının bana göre bir erkekte araması gereken iki temel özellik var. Birincisi saygı. Ne olursa olsun erkekte saygı olacak. Tabii ki saygı herkes için geçerli ama erkek saygılı olacak. Yaşam alanına saygı duyacak, karşısındaki insanın değerlerine saygı duyacak, karşısındaki insanın nasıl diyeyim hayatına saygı duyacak. İkincisi merhamet. Saygı ve merhamet. Bakın. Biz sevgiyi nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Diyelim ki çiçeği seviyorsun, koparıyorsun. Evet. Eğer çiçeği seviyorsan saksısında seveceksin, toprağında seveceksin. Çünkü sevdiğin için onu koparma hakkını elde etmiş olmuyorsun. Biz diyoruz ki ben bunu seviyorum, benim olması lazım. İşte bu düşünce sevgi değildir hocam. Burada üç temel düşünce var. Bir, acıma duygusu. Acırsanız acınacak duruma düşersiniz. İnsanlara acıyarak bakarsanız acziyete düşersiniz. İkincisi, merhamet. Merhamet Allah-u Teala'nın Rahman ve Rahim olan yani mesela ya Erhamer Rahim'in merhamet edenlerin en merhametlisi merhamet oradan geliyor zaten. Üçüncüsü de sevgi hocam. Hı hı. Sevgi de insan her şeyi sevebilir ve aşırı sevgi nefrete döner. Şimdi diyelim ki bir şeyi çok seviyor ama ulaşamadığı zaman nefrete döner. Hı hı. Tam tersine döner ve o insanın sevgisi yüksek olan insanın nefretinden de korkmak lazım. O yüzden ben mesela sevgi yerine saygıya önem veriyorum. Evliliklerde her şey bitebilir ama saygı bitmeyecek. Çünkü saygı bitmediği sürece insanlar birbirlerine o saygı çerçevesinde davranıyor. Kesinlikle. Mesela buluştuk diyelim hocam sizinle. Benim hareketlerim size ne anlatıyor olabilir? Yani masaya kollarımı koymam, sürekli dışarıya bakmam, gözümü sizden kaçırmam. Bunlar size neyi anlatıyor olabilir? Atıyorum çiftler buluştu. Masaya hakim olamamak mıdır bu karşısındakinin yaptığı? Ne olabilir sizce? Şöyle eğer fizyonomi bilmiyorsanız çok hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. En basit böyle halk evet. Diliyle anlaşılabilecek olsa. Yemeğe gittiniz diyelim. Eğer yanınızdaki kişi garsona, valeye davrandığı gibi müdüre davranıyorsa yani herkese eşit seviyedeyse bu saygı var demektir. Bir insan restoranın müdürüyle garsonla eşit seviyede yaklaşmıyorsa orada sıkıntı var demektir. İkincisi sizinle konuşurken mesela diyor ki ben diyor seni çok seviyorum. Evet işte sen beni mutlu ediyorsun. Tamam sen bana şunu katıyorsun. Bunu. Tamam sen bana ne katacaksın? Evet. Sen bana ne vereceksin? Tamam ben seni mutlu ediyorum. Sen çok güzelsin. İşte ben sana talibim. Peki ben sana talip miyim? Yani burada kadın şunu düşünsün. Kendisine sürekli övgüler yağdıran birisinin deyin şunu söyleyin yani. Deyin ki ya sen bana ne katacaksın? Peki ben sana bunları kattım. Ben tamam anlaştık. Güzel bir insanım, iyi bir insanım, şuyum buyum. Peki sen? Bana ne katacaksın? Yani burada alma verme dengesi olmazsa bir süre sonra tahterevallinin ucu gidiyor hocam. Yani ona çok dikkat etmek lazım ve şey çok önemli kullanılan cümleler. Şimdi erkek özellikle cümle kurarken gizli narsistlik dediğimiz bir şey var. Mesela
Ayna nöronları diye bir şey var hocam. Bugün YouTube kanalında birisi yorum yapmış. Ben de ona yazdım aynısını. Ayna nöronları diye bir şey var. Birisine baktığınız zaman gördüğünüz ilk şey, tespit ettiğiniz ilk şey, eğer benim gibi ilimle uğraşmıyorsanız aslında sizde olan özelliktir. Çünkü insan insanın aynasıdır. Bir insan bana baktığı zaman diyorsa ki ya adam ne para kazanıyor? Kendisi de paraya düşkün demektir. Ya adam yalan söylüyor diyorsa kendisi de yalancı demektir. Ya bu adam makam mevkiye düşkün diyorsa kendisi de makam mevkiye düşkün demektir. Çünkü orada gördüğü şey kendi bilinçaltında yaşadığı şey. Mesela bazen yorum yapıyorlar. Ben ilmin sadakası olması için çok analizler yapıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara. Ama birisi bir yorum yapıyor. Ben dedim ki bu kişi kendi kalbindekini söylüyor. Çünkü küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor. İnsanlar söylemleriyle kendini ele verir aslında. Ben, Hareketlerle verir, tabii ki. söyledikleriyle. Yani mesela kişinin kendisiyle evlenip yani evlenmeyeceğini anlayabilir mi mesela? Tabii Hani bu ki. benimle gerçekten evlenmek istiyor ya da evlenmek istemiyor. Yani bunu ilk buluşmada insanlar anlayabilir İlk mi? buluşmada Ne anlaşılır. yapar mesela? Çünkü ilk buluşmada karşınızdaki insan kendinden çok az bahsederse ve konuları geçiştirirse, sizinle konuşurken mesela kısa kısa, yani böyle derinlemesine değil de sizin merakınızı çözecek şekilde değil de sadece işi görülsün diye cevaplar veriyorsa zaten uzak durun. Şimdi bana soru soruyorsunuz. Mesela biz aşağı yukarı 2 saattir sohbet ediyoruz ve ben hepsini böyle net bir şekilde içtenlikle yanıtlamaya çalışıyorum. Bir insan yalan söylemezse eğer ne söylediğini hatırlamak zorunda da kalmaz. Şimdi ne söylediğini hatırlamıyorsa ikinciye mesela burada sıkıntı var demektir. Bir şey soruyorsunuz. Burada farklı bir yorum yapıyor, burada farklı bir yorum yapıyor ve sizinle aslında yüzeysel ilgileniyor. Evet. Sizin mesela çok fazla şeyinizi merak etmiyor. Mesela ben şunu soruyorum, hangi kitabı okuyorsun? Hangi kitaplar okumayı seviyorsun? Benim için okuduğu okulun da çok fazla bir önemi yok hocam. Çünkü şu anda parasını verdiğiniz zaman neredeyse istediğiniz okula gidebiliyorsunuz. Evet. Bunun da pek bir anlamı yok. Ben diyorum ki bakış açısı nedir? Yani derslerde şunu söylüyorum hocam. Açılış konuşmasında özellikle ilk ders, ilk açılış konuşmasında diyorum ki burası sıfır noktası. Burada insanların siyasi görüşü, dini görüşü, şu bu hiçbirisinin önemi yok. Çünkü temelde insan vardır. İnsan muhteşem bir hazinedir hocam ve bunun bir tek insan farkında değildir. İnsanda öyle cevherler vardır ki bunu bir tek insan göremez. Bakın diğer bütün mahlukat bunu görür, insan kendisi göremez. Eğer insan kendi kıymetini bilse muhteşem şeyler yapar, muhteşem yerlere gider. Peki hocam hangi insan tipine güvenilmez? Yani biz bu şu tipe baktığımızda ya bunda da güvenecek tipi yok falan deriz ya da bilmem nasıl bir tipi var deriz. Şimdi diyelim ki ticaret yapacaksınız, ortaklık kuracaksınız. Dediniz ki hocam ben ortaklık kuracağım ve hani nasıl gider işiniz? Benim size soracağım ilk şey şu olur. Kişinin yüzünde ikinci bölge etkin mi değil mi? Şimdi yüzünde ikinci bölge etkin değilse, diyelim ki kişinin burnu küçük ve ince. Kulakları mesela küçük ve şekilsiz, kulak memesi yapışık. Mesela alnı dar ama yüzünde dudakları büyük. Özellikle alt dudağı böyle bazlama gibi. İşte bu insanlar çok konuşur. Özellikle de eli mesela konik else. Bu insanlar çok konuşur, çok anlatır ama icraatta maalesef sıfıra sıfır. Hiçbir şekilde sadece konuşurlar, sadece anlatırlar. Çünkü dirayet getiremezler. Yani o işi yapabilmesi için çok güzel fikir üretir ha. Çok güzel anlatır. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Abi köşeyi döndük falan ama adamı işe bile getiremezsiniz. Ve çok çabuk sıkılır, çok çabuk vazgeçer. Şimdi sizin mesela en baskın özelliğiniz geri adım atmamanız. O çözmek için bir şeye kafayı taktığınız zaman çözmek için onun sonuna kadar gidersiniz. O insanlar çok çabuk vazgeçerler. Şöyle yapın mesela. Arabaya bindiniz, arabayı o kullansın. Bulunduğu şeritte ufak bir tıkanıklık olduğunda hemen şerit değiştiriyorsa emin olun ki zorlandığında sizi de değiştirecektir. O. Hemen tabii ki şeyi değiştirecektir. Bu mesela kişinin çabuk vazgeçip geçmediğini gösterir. Diyelim ki yine trafikte gidiyorsunuz. Arabayı kullanan kişinin geçtiği şerit sürekli tıkanıyorsa, her geçtiği şerit tıkanıyorsa ileri görüşlü değildir. Çünkü sadece önündeki araca bakıyordur. İki Çok iyi. önündeki araca baksa trafiğin durduğunu görecek Evet. ve ona göre hareket edecek. Şimdi yanındaki araba yürüyor. O zannediyor ki orada trafik açıldı. Hemen yeni bir fırsata atlıyor. Sonra orası duruyor, öbür taraf yürüyüp gidiyor. Çünkü ileriyi göremiyor. İleri görüşlü değil. Evet. Bakış açısı. Yani anne babalar da mesela böyle işte kız evladını vermek zordur ya.
İşte bu çocuğa kızımızı versek mi, vermesek mi, işte bir şekilde vücut dilinden anlamaya çalışıyorlar. İşte örf, gelenek, görenek, adet bunları yerine getiriyor mu diye bakmaya çalışıyorlar. Oturmaya kalkmayı biliyor mu diye. Özellikle biz Anadolu kültürüyle yetişmiş insanlarız. Siz Ankaralısınız, ben Konyalıyım. Bize bunlar çok önemlidir. Yani Türkiye'nin her yerinde çok önemli ama bazı insanlar çok daha fazla önem veriyorlar. Mesela biz de bakmıştık Türkiye'de. Yani bunlara bakılıyor değil mi hocam? Tabii ki hocam. Ve nasıl analiz edebilirler? Bakın şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi pintilikle ilgili alametler var. Pintilik dediğimiz şey sadece parasını sakınmak değil. Bakın insan öyle bir pinti olur ki, geçen bir hanımefendiyi analiz ettim. 15 yıllık falan evli kadın diyor ki yıldım hocam diyor. Yıldım diyor. Yani neden? Benim 4 katım maaş alıyor diyor. Ama çocuklarına bile hiçbir şey almıyor diyor. Ve para nereye gidiyor ben bilmiyorum diyor. Hiçbir şekilde diyor kuruş vermiyordu. Kendi çocuklarına vermiyor. Zor bir bakın, durum evet. İnsanların en kötüsü cimrilerdir hocam. Cimrilik bu çok önemli. Şimdi hatırlıyorsanız konuşurken dedim ki üst dudak karşı tarafla ilgilidir. Eğer bir insanın üst dudağı çok inceyse ve içe doğruysa bu hiçbir şeyini paylaşmaz. Hiçbir şeyini. Biz neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağını burun deliklerinden görüyoruz. Şimdi insanın beyninin sağ tarafı babasıdır, sol tarafı annesidir ama yüze yansıması tam tersidir. Evet. Yüzünün sol tarafı babadır, sağ tarafı annedir. Erkekte mesela burnun sol tarafı baba dedik ya, sol burun deliği küçükse mesela bu kişi düşüncelerini, fikirlerini paylaşmaz, projelerini paylaşmaz. Özellikle üst dudağı da inceyse. Şimdi incelik bir yere kadar hani onu da tolere edebiliriz ama dudak içe doğru olursa bu kişi cimrilikle ilgili master yapar hocam. Mesela elleri küçükse bir atasöz var, eli sıkıysa diye, eli sürekli kapalıysa mesela. Elini sürekli kapatıyorsa, elleri küçükse, ayakları küçükse, burun delikleri küçükse, gözleri küçükse bu insan inanılmaz pintidir. Kulağı mesela geriye doğrudur onların. Oo, şimdi pür dikkat izliyordur seyircilerimiz. Evet. Şimdi düşünüyorlardır. Ha, o değil, evet o değil falan. Yapıyorlardır Üst, bunu. Evet, üst dudak. Mesela hanımefendilere söylüyorum, üst dudağına dikkat etsinler. Üst dudağı dışa doğru olan insanlar karşısındaki insanı memnun etmeye çalışır. Ticaret yapacaksınız, evleneceksiniz, ne yaparsanız yapın, arkadaş edineceksiniz, aynı evi paylaşacaksınız. Öğrenciler mesela birçoğu aynı evi paylaşıyor. O odaya giriyorum ben mesela, 4 öğrenci var. Diyorum ki sürekli diyorum sen alışveriş yapıyorsun diyorum çocuğa. Hocam diyor evet sürekli ben alışveriş yapıyorum. Oo, inanılmaz. Diğerleri gizli saklı yerler mesela. Yastığının altına koyar, yatağının altına koyar. Sürekli param yok der mesela. Senin diyorum hiç paran olmaz diyorum. Evet bu kirli çıkı diyorum. Şimdi kadınların erkekleri analiz etmesi kolay. Çünkü erkekler böyle çok botokslu, dolguydu falan bu işlere çok girmiyorlar. Ama kadınları şu an şu zamanda çözmek biraz zor olabilir. Hocam geçen videomuzda çünkü sizinle çekim yapmıştık. Onun altında yazıyordu. Peki dolgu botoks yapılırsa biz bunu nasıl anlayacağız diye. Çok doğru bir soru bence. Kadınları analiz etmek çok daha zor olabilir. Aslında benim için zor değil ama dediğiniz doğru. İnsanlar çok zorlanıyorlar. Hatta birisi şey demiş, keşke yüz yüze gelebilsek demiş yani. Çünkü çok farklı bir insan var Evet. karşısında. Ben şöyle yapıyorum hocam. Şimdi birisiyle karşılaştım mesela, mücadeleci, böyle cesur, cevval. Şimdi böyle bir insanın burnunun kemerli olması lazım. Ve biraz gaga gibi olması lazım. Bir bakıyorum mesela bir burun yaptırmış, hokka gibi. Benim Evet. siz burnunuzu yaptırmışsınız diyorum. Ay evet diyor, nasıl anlattınız? Çünkü o burun özelliği sende yok. Doğru. Şimdi karşıdan baktığınız zaman bir insanın burun delikleri böyle net bir şekilde domuz burnu gibi görünüyorsa, bunda mesela diğer doneler de varsa, kibir de vardır, diğer doneler varsa, başka başka şeyler de vardır. Yani herkesi dinler, kendi bildiğini yapar mesela. Bakıyorum öyle bir özellik yok. Yani o özellik yoksa o kulak, o burun, o şey onda değil. Mesela elmacık kemikleri sürekli mesela şey yapıyor, bir şey yapalım diyorsun, neyse yapmayalım, bir şey yapalım, yapmayalım, hiçbir şey yapmak istemiyor. O zaman bu kişinin elmacık kemiklerinin sizinki gibi belirgin olmaması lazım. Çünkü elmacık kemikleri belirgin olan insanların enerjisi de yüksek olur. Ya kaşlara bakıyorum mesela, kaşları çok gür ama enerjisi yok. Alıngan mesela. Ben diyorum ki senin kaşların diyorum yapay, gerçek değil. Çünkü o enerji yok o insanda. Evet. Abi, psikolojik olarak değişiyor tabii ki. Kendini farklı hissediyor ama bir araca modifiye yaptığınız zaman çok fazla bir şey değişmiyor hocam. Doğru. Vallahi beni çok güzel analiz edebilirsin şu an hiçbir işlem olmadığı için. Biliyorum Böyle hocam. İsterseniz eğitimlere götürün beni. Yüzüm üzerinde analiz yapabiliriz. Şöyle hocam, siz nasıl diyeyim, kolay kolay geri adım atmazsınız. Bu sizi iddiacı yapar. Yani diyelim ki bir konuda birisiyle restleştiniz. Onun doğrusunu bulana kadar bir şey yapmazsınız. Ondan vazgeçmezsiniz.
Yani asker olsaydınız iyi bir asker olurdunuz. Ben şey diyorum, mermi gibi diyorum, attığın yerden geri dönmez. Yani o hedefe ulaşana kadar gider, gittiği yere kadar. Şimdi bu mesela sizi şey de yapıyor, başarılı da yapıyor. Mesela ben çocuklara şunu söylüyorum, ailelere şunu söylüyorum. Çocuklarınızın diyorum, kulaklarına bakın. Kulak çok küçükse, kulak memesi yapışıksa bu o kontrol edilebilir demektir. Mesela kafanın vücuda göre küçük olması kontrol edilebilir demektir. Yani bir insanın, özellikle annelere diyorum ki çocuğunuzu diyorum kontrol edilebilir yetiştirmeyin. Gelir bir tane kız onu elinizden alır gider, sonra kavga dövüş uğraşırsınız. Çünkü sizin sözünüzden çıkmıyorsa onun da sözünden çıkmaz. Çocuğu Evet. özgür yetiştirmeniz gerekiyor. Doğru. Sürekli Zaten birine bağlı kalma, evet. ilgi görmek. Hocam kafanın vücuda göre küçük olması, mesela ben derste de böyle yapıyorum, peş peşe söylüyorum. Bakın şu varsa, şu varsa, şu varsa, şu varsa. Hiçbir zaman tek bir malzemeyle yemek yapılmaz. Hiçbir zaman tek bir malzemeyle bir şeyleri meydana getiremezsiniz. Kesinlikle O doğru. yüzden diğer şeylerle desteklemeniz gerekiyor. Yani sosyal medyada görüyorsunuz, herkes bir tane uzuv paylaşıyor, altına yorum yapıyor. Şu olur, bu olur, şöyle olur. Böyle. Sonra biri diyor ki hocam bu özellik bende var ama bu huylar yok. Doğru. Çünkü başka yan destekler olması gerekiyor. Yani mesela diyelim ki bir kediyi anlatacağız. Benim ki dört ayağı var. Tamam, kuyruğu da var. Tamam, bu kaplan da olabilir, çita da olabilir, aslan da olabilir, leopar da olabilir. Hepsi olabilir. Orada net bilgiyi biz elinden görüyoruz mesela. Yani diyelim ki bunlar uyumlu bir çift. Ama ayrılma ihtimalleri olup olmadığını elden görüyoruz. Ben eline bakıyorum, diyorum ki kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım, işaretliyorum. Bu diyelim ki hanımefendinin eli. Beyefendinin eline bakıyorum, kaç yaşındasınız diyorum. 26 yaşındayım. Onun eline bakıyorum. Aynı yaşta her ikisinde de evlilik çizgisi varsa ve çizgi bir zarara uğramıyorsa, bazen görüyorum her ikisinde de evlilik çizgisi var. Ve şeye diyorum ki çocuğa, sen annen diyorum mesela, özellikle kare yüzlüler ve bu kare yüzlünün kulakları küçük ya da kulakları mesela aşağıdaysa, şimdi kulağın burundan aşağıda olması anneye düşkünlük demek. Bu çocuk mesela bir evin bir oğluysa evin en kıymetli şeyine talipsiniz demektir ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani o aynı anda o çocuğun annesini de almış oluyorsunuz, kız kardeşini de almış oluyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü. Şimdi kadın dört yerden besleniyor hocam. Bir, babası. İki, erkek kardeşi ya da abisi. Üç, eşi. Dört, evladı. Eğer bu üçü boşa düşerse bütün her şeyini oğluna veriyor. Çoğu zaman analizde ben diyorum ki kadına, siz diyorum kaynananızın kumasısınız. Ben diyor bunu kaynanama söyledim diyor bu sözü. Evet. Ben diyor çünkü kaynanamın kumasıyım diyor. Gerçekten de öyle. Çünkü kadın özellikle kök çakrasında da sorun varsa bütün her şeyi oğluna yüklüyor. Eşinden beklemesi gereken, babasından alması gereken her şeyi çocuğuna yüklüyor. Çocuk için de çok zor. Mesela burada eğer çocuğun kan grubu A ise, yüzü kare ise, üst dudağı ince ise, ağzı çok büyük değilse, eli de mesela kare ya da temel else, farklı şeyler de var. Bunlar da devreye girerse bu kişi kalp rahatsızlığı yaşıyor. İnanılmaz. Hocam, ben tüm sorularımın cevabını aldım sayılır. Sizinle daha sonrasında devam edeceğiz zaten. Sizi Evet. bırakacağımı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok keyifliydi. Vakit Bence de çok çok hızlı keyifliydi. geçti. Böyle daha güzel oldu hocam. Yüz yüze konuşmak daha iyi oldu sizinle. Daha önce Skype Evet. bağlantısı yapmıştık. Bu daha keyifli bence. Ve hocamı mutlaka YouTube'dan, Instagram'dan takip edin. Fizyonomist Ahmet Burak efendim kendisi. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sorularınız varsa yazın, ben bir sonraki programda yeniden sorayım hocama, olur mu? Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.